Şimdi bizim şu meşhur Patrick Bar'ına geldik arkadaşlar. Burayı çok seviyoruz Adel'le ben. İşte bu mobilyacı buradaki, çocuk mobilyacısı bizim en sevdiğimiz. Şimdi Adel'e buraya çanta ve beslenme çantası bakmaya geldik. Normalde bunlar çeşit çeşit çantaları var. Şurada da beslenme çantaları var. Üstüne isim yazıyorlar işte, hani kişiye özel yapıyorlar. Şimdi bir bakmaya geldim. Beslenme çantaları böyle 38 dolar civarı. Sırt çantaları 58 falandı galiba. Yani beslenme çantası, sırt çantası ve suluğuyla 100'e falan gelir. Ama hani bir kere alıyorsunuz. En azından ben bu ilk defa okula başlayacağı için özel bir şey olsun istiyorum. Bakın şöyle dediğim beslenme çantaları bunlar. Evet, 36 dolar. İşte bunun suluğu oluyor. Mesela şunlar kalem kutuları tabii. Bunlara çok gerek yok ama ben bir tek beslenme çantasıyla sırt çantası alacağım. Belki hani sulukta bakabiliriz tabii. Hepsinin kendine ait. Şunlar da daha küçük çocuklar için tabii. Bizden istenen normal boy bir backpack. Bakın şu. Şöyle bir şey alacağım modele. Bunun boyutları var. Ama ben şundan alacağım. Bu small diye geçiyor. 54 dolar bu. Şöyle. Şuraya da isim yazıyorlar işte şu kısma. Şimdi ondan birer tane alırız Adel'le. Adel de gelip gelip buna bakıyor çocuğum. Bir tane pop-up book vardı, evet. Dur bakalım, şurada mıydı acaba? Bundan bir tane bize aldıracak. Ha bak orada, bak gördün mü? On the table. Bunu çok seviyor. Adel her gelişinde şu şeyi istiyor bizden. Böyle üstü yatak, altı çalışma masası. Burada bir tane boy aynası var. Hakikaten çok da keyifli. Masası, sandalyesi. Hepsi çok keyifliler. Adel birazcık daha büyüsün, bundan alalım Adel'e. Tamam mı? Söz. Okay. Wow. Bu kitabı çok beğenmiştim ben ama bu kitap bayağı bir pahalıydı. Şurada arkada yazıyordur. Böyle bir evet, 57 dolar. Yok, hatta ne 57'si. Bayağı bir pahalıydı, durum. Bulursam göstereceğim size. Ta-da! Ta-da! Look at! And this one. Ta-da! Ta-da! Ya burada kitap okurken ben size şunları göstereyim. Şuradayım, tamam mı annem ben? Şu çatal bıçaklara bayıldım. Bakın göstereyim size. Mesela şöyle. İçinde çatalı, kaşığı var. Böyle kabı var. 12 dolar mesela bu. Şunu nereden aldık? Buradan aldık. Bakın şöyle açık. Böyle beslenme çantasının içine yemek koymak için kaplar. Bizde yasaklı olan 3 şey var. Kuru yemiş, cips ve çikolata ya da kendi işte şeker vesaire koyamazsınız. Onun dışında her şeyi koyabilirsiniz. Şöyle beslenme çantasının içine bakın, bölmeli oluyor bunlar. Dediğim gibi bunlar kalemlik. Şuraya da suluğunu koyuyor işte. Bunlar daha küçük olanlar ama ben şöyle bir şey alacağım. Çünkü ben çok şey koyarım Adel'in çantasına, biliyorum. İşte yedek kıyafet istiyorlar. Yedek iç çamaşır, yedek kıyafet. Mesela bir tane su koyuyorsunuz. Zaten herhalde suları bittikçe onlar ekliyorlardır. Bizim bir de nebbet almamız lazım. Bu nebbet dediği de yere böyle bir yatak seriyorlar. Normalde 4 yaş çocukları için uyku zorunluluğu yok, öğle uykusu. Ama istedi bizden öğretmen. Böyle yere hepsi seriyor. İşte sonra roll yapıp kaldırabiliyorsunuz. Pratik bir yatak o. Bir tane ondan soracağım. Burada nebbet satılıyor mu? Normalde Amazon'dan göndermiş öğretmen bize ama belki burada da vardır. Burada dediğim gibi yok çünkü. Şimdi hadi azıcık biraz burada oyalansın. Ben de şu çantayı falan bir halledeyim. Ondan sonra gene açarız. Bugün gene bir mall günü oldu arkadaşlar. Alışveriş günü.
Wow. Adel, Merida. Çok güzel bir kitap ama gerçekten. Burada da Cinderella var. Burada Snow White. Her yerinden bir şey çıkıyor daha kitabın. Jasmine çıktı. Wow. So cool. Evet. Evet, Adel'in teyini sipariş ettik arkadaşlar. Beslenme çantasını. Değil mi? Üstüne ismi yazılıyor. Şimdi Starbucks'a geldik. Bir şeyler alacağım buradan. Çok susadım. Ay, şu kadının saçlarına bakar mısınız? Hadi, gördün mü? Ne kadar uzun saçları var. Adel'in rüyası. Öyle saçları olması. Şu vanilyalı Adel'in favorisi. Ondan alacağız şimdi bir tane. Şu benim favorim. Şu. Ondan sonra bir de burada kukiler var. Adel'in diline bakar mısınız? Lollipop boyadı, biliyor musun? O yüzden diyorum lollipop çok güzel bir şey değil. Ya? To paint your tongue. Look. Şu çok güzel gözüküyor, çikolatalı. %50 indirimdeymiş. Burada da böyle kukiler var, donutlar var. Kukiler ve muffinler var. Hadi gel. Da yiyecek misin bunu şimdi? Sonra mı yiyeceksin? Ne? Later. Later. Evet, bir çay tea latte aldım ben de. Şimdi Ada nereye gitti? Hah, geliyor. Gel annem. Gel bebeğim. Evet, çantasının siparişini verdik Adel Hanım'la. Şimdi o birkaç gün içinde yapılıp gelecek. Üstüne ismi yazılıyor. Değil mi anneciğim? Adelciğim ama buradaki pepperoni başka. Biz evde pepperonili pizza yiyoruz ama o sucuk buradakiler bizim pepperonimizden değil. Spicy oluyor. O yüzden sen yiyemezsin anneciğim. Ama evde cheese pizza yaptığımızda seninkine koyarız. Sucuk onun adı, tamam mı? Okay. Şimdi Adel'in şeyini de sipariş verdik. Bu arada Cheesecake Factory'deyiz anlaşıldığı üzere. Şeye geldik, Adel'in aynı sırt çantası ve beslenme çantasından bir tane de nap bed deniyor. Böyle yatak işte, dedim ya size, yere seriyorsun böyle, bizdeki yer yatakları gibi. Uyumak isterse çocuklar onun üstünde uyuyorlar. Aynı renginden, modelinden bir tane de nap bed sipariş verdik. Onun üstüne de ismi yazılacak. Bir hafta sonra üçünü birden alacağız. Geldiği zaman size gösteririm. Çok tatlı. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, burası da Pottery Barn arkadaşlar. Bu Adel'in Pottery Barn Kids'ten sipariş verdiğimiz yerin mobilya kısmı. Pottery Barn bölümü. Burada da mobilyalar var. Burayı daha önce çekmiştim birkaç kere. Sonrasında Adel buraya gelip oynamayı çok seviyor. Şimdi Cheesecake'den çıktık. Buradaki kokular da efsanedir. Şu kokular çok güzel. Benim evimde de var. Of, çok güzel kokuyor. Okey, nereye gidiyorsun acaba? Neredesin? Böyle geziyor burada Adel.
kendi evi gibi. Ama o kadar şık mobilyalar var. Yani o kadar bayılıyorum ki şu Pottery Barn'a. Şimdi burası da bizim hep geldiğimiz sinemamız. Ama bugün sinemaya girmeyeceğiz. Çünkü film kalmadı izleyecek. Ama film kalmadı, hepsini izledik. Bütün movileri seyrettik. Kalmadı ki başka bir şey. Yok bebeğim, kalmadı. Hem sen, bir şey söyleyeceğim. Sen dediye söz verdin öbürüne beraber gideceğiz diye, hatırlamadın mı? Tamam, dediyle beraber. Not with me. Çünkü dedi de seninle gitmek istiyor. Hep benimle gidiyorsun. Şu hamburgerin lezzetliliği. Ama içinde domuz var. Neyse, onu çıkartabiliriz. Böyle yiyebiliriz değil mi? Şimdi Adel buraya dedisiyle gelecek. Çünkü sadece bir tane movie kaldı. Onu da dedi söz verdi benimle izlesin diye. Evet. Here you are. Where are you? Chief. Ay Adel, mankenleri deviririz ha. Hadi gel. Artık gitmemiz lazım. Hadi. Adelciğim, oralara girme anneciğim, gel. Burası da Bloomingdale's. Bu Amerika'nın en böyle güzel markalarının satıldığı, Boyner gibi bir yer düşünün. En pahalı markaları satılıyor. Makyaj, çanta, ayakkabı, kıyafet hepsi var. Takı. Şimdi bir de burayı keşfetmeye girdik Adel'le. Bakın bir sürü güzel markalar var burada. Çantalar çok güzel ya. Ama bunu takacak yer yok tabii bize. Nerede takacağız değil mi? Şu çanta çok güzelmiş. Chloe'nin. Efendim. Poz mu verdin Ada? Mankenleri taklit ediyor da. Şimdi de oldu. Hadi gel. Burada coach var. So cute. Burberry'nin burada şey var. Balenciaga'nın gözlükleri var. Burada çok güzel takılar var. Tüm mankenleri Adel taklit ediyor. Evet. Ayaklar öyle mi oldu? Tamam. Ay, mankeni düşürme Adel. Gucci'nin gözlükleri var burada. Burada Diamonds'lar. En sevdiğimiz bölüm arkadaşlar. Tabii ki de. Ne oldu? Düşüyordun ha. Ay Adel, şunlar çok güzelmiş. Burası David Yurman. Kerim'in favori takıcısı. Çok seviyor bu David Yurman'ı. Hatta bakayım. Şu yüzüğün bir benzeri var onda. Hakikaten. David Yurman tam böyle Kerim'in tarzı bir takıcı. Tabii bayan tarafı da var ama erkek bölümü bence çok güzel tarzı. Parfüm bölümü burası da. Adel de böyle oynuyor. Tamam, burası men size. Evet, burası Moncler bölümü. Hadi gel. Ama artık gitmemiz lazım, biliyorsun değil mi? Şimdi videoyu kapatmadan önce bunu da dahil etmek istedim. Bugün gene Pottery Barn'a gittik Adel'le ve setinin suluğunu ve kalem kutusunu aldık. Bu suluğu önce bunu göstereyim. Şöyle açıyorsunuz buradan. Sonra şuraya şöyle basıyorsunuz, açılıyor. Bunun iki boyu var. Bu benim aldığım en büyük boyu olan.
Normalde bu 28,50 dolarmış. Ama ben bunu indirimdeydi. %20 indirimle 21 dolara aldım. Aynı desenin bir de kalem kutusunu aldım. Bu da indirimdeydi. Şöyle zaten bizden kalem kutu istemiş öğretmen. Bu da normalde 14,5'ken ben bunu 11 dolara aldım. Dediğim gibi bu ikisi indirimdeydi. Bir de şu şekilde bir kaşık ve çatal seti aldım. Beslenme çantasına koymak için. Bu da 12,5 dolardı. Bunda indirim yoktu ama. Bunu normal fiyatından aldım. Böylece tamamıyla setini tamamlamış olduk Adel'in. Çantası, beslenme çantası, kalemliği, suluğu, kaşık çatalı. Ama bir de şey alacağım. Bu beslenme çantasının içine bölmeli hani organizer alacağım. Onu da sizinle paylaşırım. Şimdi bunları hemen kaldırmadan önce çekip bir videoya dahil etmek istedim. Sorarım, bu dün penso ne ya? 8 paket Kanayos dedi ya. Bundan alalım bari. Made with solar power. Washable falan dememiş. Bunu alalım. 4 pack. Bundan 4 paket alıyoruz.